Rusya'ya gidelim. Rusya'da isyan çıkaran Wagner lideri Prigojin'in Belarus'a gittiği açıklanmıştı. Fakat Belarus Devlet Başkanı Lukashenko bugün bir açıklama yaptı. Belarus'ta değil dedi. Hala Rusya'da bulunduğunu duyurdu. Şimdi bu gelişmenin ayrıntılarını öğreneceğiz. Moskova'da Siyament Kaçmaz gazeteci arkadaşımız hazır bekliyor. Siyament, neden bu farklı açıklamalar? Moskova'dan da bir açıklama var mı? Nerede acaba Prigojin? Semiha, evet, kalkışmanın üzerinden günler geçmesine rağmen hala Prigojin Rusya'da gündem konusu olmaya devam ediyor. Aslında dünkü yayınımızda belirtmiştik, St. Petersburg kaynaklı bir haber sitesi onun dün bizzat Rusya'nın güvenlik servisi FSB binasına gidip kendisine ait silahları, hatta bunun içerisinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun kendisine hediye ettiği Glock marka tapancasını bile aldığını haberleştirmişti. İşte bugün onun üzerine Belarus lideri de açıklama yaptı. Daha doğrusu gazetecilerle konuşurken kendisine sorulan soru üzerine ne Prigojin'in ne de Wagner güçlerinin Belarus'ta olmadığını ifade etti. Şunu söyledi. Onların Prigojin'le ilgili olaraktan Prigojin belki St. Petersburg'dadır, hatta Moskova'ya bile geçmiş olabilir. Ama Belarus topraklarında değil, bunu net olarak ifade edebilirim dedi. Lukashenko şunu da söyledi. Biliyorsunuz Bahmut'un alınması, kuşatılması sırasında Wagner'in kurucu lideri Prigojin'le Rusya Savunma Bakanı arasında bir çatışma çıkmıştı. Sözlü çatışmaydı. Onun devamında bu askeri isyan başlamıştı diyebiliriz. Çünkü Prigojin direkt olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yu hedef almıştı. Sonrasında bu kalkışmadan sonra bu takım girişimlerde Belarus'a gittiği ifade edilmişti. Lukashenko araya girdikten sonra ancak hem dünkü haber hem de bugün Lukashenko'nun açıklamalarından gördük ki hala Rusya'da, çünkü Rusya kendisine garanti vermişti. O anlaşmalar kapsamında hiçbir şekilde yargılanmayacağı ve herhangi bir Wagner kuvvetiyle ilgili olarak da cezai uygulamalar yapılmayacağı ifade edilmişti. Lukashenko şunu da ifade etti. Wagner güçleri Belarus'ta değil, Rusya'daki kalıcı dinlenme noktalarındalar. O Artemovsk kuşatmasından sonra, Bahmut denildi Ukraynaca. Bahmut'un kuşatmasından sonra güç toparlamak için kalıcı noktalarındalar Rusya'daki ve orada dinleniyorlar dedi. Eğer ki Belarus'a gelmek isterseler bununla ilgili olarak da kararı Wagner ve Rusya liderliği verecektir. Bizim için hiçbir sorun yoktur. Belli bir sayıda Wagner kuvvetini Belarus'ta konuşlandırabiliriz dedi. Tabii gazetecilerin kendisine sorduğu sorulardan bir tanesi de hani çekinmiyor musunuz ifadesiydi. Bunu da hayır, hiçbir şekilde çekinmiyoruz diye net bir şekilde noktaladı. Genel anlama baktığımız zaman hem dünkü haberler hem de bugünkü haberlerde Prigojin'in hala Rusya'da olduğu söyleyebiliriz. Peki, teşekkür ederiz. Siyament Kaçmaz.